Evet Esra, yeniden iyi yayınlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık bir dakika önce Kızıklı'daki konutundan ayrıldı ve içerisinde bulunduğumuz İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi Ortaokulu'na doğru yola koyuldu. Birkaç dakika içerisinde de burada olacak. Tabii hemen arkamda onu da karşılayacak bir heyet var. Yine aralarında AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın Osman Nuri Kabaktepe'nin bulunduğu AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'nın yine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in aralarında bulunduğu bir heyet şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeye başladı. Tabii geniş güvenlik önlemi alındı demiştik. Koruma ekipleri de şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzergahını ayarladı. Kapılar açıldı. Vatandaşlar da bariyerlerin arkasında Cumhurbaşkanı'nı beklemeye başladı. Tabii eşi Emine Erdoğan'la birlikte oy kullanacaklar. 33.08 numaralı sandıkta 249 sırasıyla Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Saffet Çebi Ortaokulu'na gelecek. Bu yıl 206 binden fazla sandık kuruldu demiştik. Katılımın oldukça yüksek olacağı öngörülüyor. Tabii 1 milyondan fazla kişi de ilk kez oy kullanacak ve bunlar tabii seçim etkileyecek. Şu dakika itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulun önüne yanaştı. Birazdan da okulun bahçesine girişi gerçekleşecek. Korumalarıyla birlikte şu anda Saffet Çebi Ortaokulu'na giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşların bakışları ve alkışları arasında Cumhurbaşkanı şu dakika itibariyle alana giriş yaptı. Dakikalar önce ayrıldı Kısıklı'daki konutundan ve bulunduğumuz okula birkaç dakika içerisinde yanaştı. Şu anda kameralarla anı ölümsüzleştiriyor Üsküdarlılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktaya gelişi gerçekleşti. Ve oyunu kullanmak için birazdan da aracından inecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii öncesinde vatandaşlarla da görüşmesi öngörülüyor. Yine Emine Erdoğan'ın da araçtan indiğini aktarabiliriz. Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracından indi. Kendisini karşılayan AK Partili heyetlerle bir selamlaşıyor, tokalaşıyor. Şu dakika itibariyle Osman Nuri Kabaktepe'de orada. Tabii vatandaşlara da el salladı, selamlaştı. Hilmi Türkmen Osman Nuri Kabaktepe ile de görüşüyor. Akabinde ise Saffet Çebi Ortaokulu'na girecek 3308 numaralı sandığa yönelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Her seçim olduğu gibi yine aynı okulda oyunu kullanıyor eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Tabii yaklaşık yarım saat önce Bilal Erdoğan da bu noktadaydı. Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Ve ardından da vatandaşlarla selamlaşarak alandan ayrıldı Bilal Erdoğan. Cumhurbaşkanı henüz okula girmiş değil ama birazdan okula geçecek, sandığına doğru gidecek ve seçmen kağıdı teslim edecek Cumhurbaşkanı seçmen kağıdı için. O noktada görevli bulunan kişiler ardından seçmen kağıdını aldıktan sonra yine oy için oy kabinine gidecek. 34 parti katılıyor dedik. Oldukça uzun bir seçmen kağıdı var. Bu sene 2024, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sabah 8 itibariyle başladı. 17 itibariyle de son oy atılacak. Ardından da artık oy kullanma işlemleri tamamlanmış olacak. Tabii Cumhurbaşkanı da an itibariyle okuluna giriş yaptı. An itibariyle Saffet Çebi Ortaokulu'na eşi Emine Erdoğan'la birlikte girişini gerçekleştirdi. Bizler de okulun hemen önünde kendisini bekliyor olacağız. Çıkışta çünkü her sene olduğu gibi oyunu kullandıktan sonra yine hayırlara vesile olmasını temenni edecek. Bu noktada 81 ilde yapılan, kullanılan bu oy işlemlerinin, oy kullanma işlemlerinin. Şu dakika itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşine Emine Erdoğan'la birlikte okulun içerisinde seçmen kağıtları ellerinde. Kendilerine tabii
açılışlar yaptı, mitingler yine yaptı. Yine sınıfın yeri gösteriliyor. Sınıfın yerine doğru ilerleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanıyla 50.336 muhtar belirlenecek. Bu seçimde haliyle 61.441 kişinin sandığa gitmesi bekleniyor. Yaklaşık 1000 de seyyar sandığı kurulduğunu ifade edelim. Geride bıraktığımız seçimlerde biliyorsunuz ki Hatay'da, Gaziantep'te, Adıyaman'da ve diğer deprem bölgelerinde oy kullanmak için vatandaşların bu geçici oy noktalarının oluşturulduğunu ifade etmiştik. Aynı oy noktaları prefabrik alanlar yine kuruldu. Bu yılda yine o noktada oylar kullanılacak. Bakın yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandık görevlileriyle de görüşüyor. O noktada içeride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan kendi oyunu kullanacağı kabine doğru ilerleyecek ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte de oyunu kullanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii seçmen kağıdının uzunluğunu aslında ekrandan siz de görüyorsunuz. Bugün birçok kişi, birçok vatandaş aslında o seçmen kağıdını katlarken zorluk yaşadı. Oldukça uzun bir seçmen kağıdı var ve katlaması da hayli güç aslında. Yine dışarıda büyük bir kalabalığın olduğunu ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandığı sırada dışarıdaki kalabalıkta kendisini bekliyor olacak. Şu dakika itibariyle de zaten Cumhurbaşkanı oyunu kullanacağı paravana, kabine girmiş oldu. Birazdan da oyunu kullandıktan sonra hemen 3308 numaralı sandığın içerisine bırakacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii en uzun oy pusulası olarak tarihe geçtiğini ifade etmek lazım aslında bu oy pusulasının. Ve bugün hakikaten birçok kişinin oy kullandıktan sonra gerçekten oy pusulasını katlamakta zorluk yaşadığını da ifade etmek lazım. Tabii bir taraftan dışarıda şu an sizler belki göremiyorsunuz ama gençlerin yoğun bir bekleyişi var. Tabii onlara hediyeler de dağıtılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekipleri bu noktada gençlere oyuncak bebekler ve oyuncak arabalar dağıtıyor. Birazdan da vatandaşlarla bir hasbihal içinde olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Onları bekleyen Üsküdarlı vatandaşlarla selamlaştıktan sonra aracına binmesi bekleniyor. Yaklaşık 5 dakika önce geldi Saffet Çebi Ortaokulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve şu dakika itibariyle de paravanda oyunu kullanmak için içeride bekliyor, oyunu kullanıyor. Eşi Emine Erdoğan da yine aynı şekilde oyunu kullanıyor şu dakika itibariyle paravanın içerisinde. Gerçekten bu seçim süreci, 85 gün süren seçim süreci her parti için, her adaylar için oldukça yoğun geçti. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda 50 il ziyaretini tamamladı. Yine son ziyaretleri İstanbul'daydı. İstanbul'un 4 farklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Önce Anadolu yakasında, ardından Avrupa yakasında mitingler düzenledi. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Murat Kurum da eşlik etmişti İstanbul'daki o mitinglere. Şu anda sandık görevlilerini de ekranda görüyorsunuz. Onlar da yine içeride yönlendirmeler yapıyorlar. Hem Cumhurbaşkanı'na hem eşi Emine Erdoğan'a. Henüz oy kabininden çıkmış değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, şu an eşi Emine Erdoğan oyunu kullandı. Eliyle de bitti işareti yaptı. Nasıl katladığını anlatıyor ve şu anda da tabii önce mührü bırakacak, ardından da oyunu sandığa atacak. Tabii bakın sandık görevlileriyle de yine o noktada bir iletişimin olduğunu ifade etmek lazım.
Emine Erdoğan oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz o kabinden ayrılmadı. Birazdan onun da oy kullanma işleminin tamamlanmış olması öngörülüyor. Saffet Çebi Ortaokulu'ndayız. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her seçimde oyunu kullandığı okul. Yaklaşık yarım saat 40 dakika önce Bilal Erdoğan bu noktadaydı. Oyunu kullanmıştı. Hilmi Türkmen aynı şekilde yine oyunu burada kullandı. Kullandıktan sonra da Cumhurbaşkanı'nı beklemeye başladı. Yine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki heyet şu anda Saffet Çebi Ortaokulu'nun önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuldan ayrılmasını bekliyor. Tabi sandık görevlileriyle bir diyalog olduğunu ifade edelim içeride. Sandığa beraber oyunu atmak için bekliyor eşi Emine Erdoğan. Yine okulda tabi diğer oy kullanacak vatandaşların da oylarını kullandığını belirtelim. Aynı sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı sandıkta oyunu kullanmak isteyen vatandaşlar da yine seçmen kağıtlarıyla bu noktaya geliyor, kimliklerini teslim ediyor. Ardından da oy kullanmak için sandığa giriyor. Bu sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz geç geldi aslında ve haliyle kalabalığa denk gelemedi. Bir önceki hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de yerel seçimde ve şu dakika itibariyle tabii çıktı şu anda paravandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sınıfı oldukça kalabalıktı daha önceki seçimlerde. Vatandaşlarla da tabii ikili diyalogları olmuştu. Sırasını beklemişti Cumhurbaşkanı. Ama bu seçimde sınıfın şu dakika itibariyle o kadar dolu olduğunu ifade edemiyoruz. Tabii şimdi de sandığa oylarını atacaklar. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem eşi Emine Erdoğan aynı anda sandığa oylarını atmaya başladılar. Tabii bu oylar hem vatanımıza hem milletimize hem de içerisinde bulunduğumuz yayını gerçekleştirdiğimiz İstanbul'umuza hayırlı olsun. Gün içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Murat Kurum da oyunu kullandı. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu kullandıktan sonra imzasını atıyor ve sınıftan artık yavaş yavaş ayrılacaklar.